hoş geldiniz. Bugün sizlerle Terazi Burcu'na özel tarot fanına bakıyoruz. Terazi Burcu'na özel dostlarım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butona basmayı lütfen unutmayalım. Videolarımızın devamı için bizim videolarımıza beğenmeniz ve abone olmanız çok önemli. Diyorum dostlarım. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler yorumlar kısmına benle iletişime geçebilir. Hemen cevap veriyorum çünkü. İnşallah beğeneceğiniz bir video olur. Ha şunu söyleyeyim. Videonun sonuna kadar izleyin. Neden? Çünkü videonun sonuna kadar Terazi Burcu'na özel tarot falı, katine falı ve dişil enerji falına bakıyorum. O yüzden videonun sonuna kadar izleyin diyorum. Katine falı biliyorsunuz aşk falı, aşkla ilgilidir. Dişil enerji de kendinizin enerjinizle ilgili düşünceleriniz, önünüzde neler yapmanız gerektiğini yönlendiriyor. Tarot falı da genel anlamda yön göstericidir. O yüzden lütfen sonuna kadar dinlemeye özen gösterelim. Ayrıca da bizim evde gürültü var, duyuyorsunuzdur. Tadilat var, onun için de kusura bakmayın diyorum. Yani bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ben bir ay diye tahmin ediyorum ama daha fazla da sürebilir. O yüzden çekmeye devam ediyoruz. Yani kusura bakmayın diyoruz. Bu arada dün akşam Kırklar elinden cancağızımız bana selam yollamış. Ağrılarımın çabucak iyileşmesini söylemiş. Teşekkür İnşallah. Ederim hayatım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Öpüyorum seni buradan. İnşallah. O bilir kendini Kırklar elinden. Evet. Okey. Evet canlarım, Terazi Burcu'nu açalım. Terazi Burçları. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Bakın bu falı. Bu falı lütfen sonuna kadar dinleyin. Özellikle söylüyorum. Gerçekten bu ne ya Rabbi? Allah. Ben açar açmaz dişimden çektim. Bilmiyorum gerisini. Canlarım bazı şeyler, olumsuz şeyler söylüyoruz ama arkasından da gülüyoruz ama her olumsuz söylediğimize de kafa taksaydık bu dünya baş olmaz canlarım. Bazı şeylere gülüp geçmesini bilelim. Dünyanın geçici olduğunu bilelim. Olur mu canlarım? Yeterli lan. Tutamam mı? Yeter. Evet Terazi Burçları. Önemli şeyler çıktı. Lütfen dikkat edin. Sonuna kadar dinleyin dostlarım. Terazi Burçları, bağımlı olduğunuz bir şey var. Bakın bu bağımlılık deyince sadece içki, sigara, kumar gibi bir şey değil. Çok kıskançsınızdır, bu da bir bağımlılıktır. Bir erkeğe bağımlısınız, bu da bir bağımlılıktır. Bir kadına bağımlısınız, bu da aynı şekilde. Bir çocuğuna şekere, bile bağlı olabiliyor insan ya. Şekere olur, bir şeye var, bir şey, takıntılı olduğunuz bir şey var. Evet. Kendi kendinizi kafanızda bir şeyler üretiyorsunuz. Yapmayın bunu. Kendi kendinize vesvese veriyorsunuz. Lütfen hayır, yapmayın. Biraz. Yasak ilişkide olanlarınız varsa dikkatli olun. Kendi kendinizi yapıyorsunuz. Baştan çıkarma isteği var içinizde. Ondan sonra yasak olanı istemek var. Yani karşıdaki kişinin yasak olduğunu bile bile istiyorsunuz. Dikkatli olun. Kimsenin hayatı beni ilgilendirmez. Herkes kendi hayatını yaşar. O yüzden kimseyi ne kanarım ne de başka bir şey söylerim. Ben kartta çıkanı söylerim. O yüzden diyorum ki yasak ilişkide varsanız veya böyle bir düşünce geçiyorsa içinizden dikkatli olun. Sadece diyeceğim bu. Kendinizi karanlıkta kalmış hissediyorsunuz. Kendi beyninizde ürettiğiniz bir karanlık bu. Ve kendi kafanızı yemek üzeresiniz. Dikkatli olun Terazi Burçların diyorum. Çünkü geceleri artık uyku diye bir şey kalmamış. Sıkıntılarınızı düşünmekten uyuyamıyorsunuz. Uykularınız kaçıyor. Ama dediğim gibi kendi kafanızda olan bir şey bu. Bir kişiye borç verdiyseniz, almak için vermek diyorum. Yani almak için vermiş olabilirsiniz. Bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Ama size zararlı bir yatırım olmuş bu. Yani size zarar olarak dönen bir yatırım olmuş. İnşallah alabilirsiniz bu yatırımınızı diyorum. Canlarım o kadar çok sıkıntı çekmişsiniz ki Terazi Burçları. Yani gerçekten yapraklarınızı dökmüşsünüz. Sıkıntılarınızı çok olmuş. Sizden götürdüğü çok şey olmuş. Ama dimdik ayaktasınız ve yıkılmamışsınız diyorum dostlarım. Terazi Burçları o kadar güçlüsünüz. Aslında zirveye hak eden burçlarsınız ki. Ama kafanızı kullanamıyorsunuz.
Yani kafayı kullansan burayı unutuyorsun. Burayı kullansan burayı unutuyorsun. İkisini harmanlaman gerekiyor. Çok zor. Evet, terazi boşu. Lütfen ikisini birden harmanlaman gerekiyor. Bu da bazı ikili ilişkilerde insan kullanamıyor bazı şeyleri. Ne yapacağım ben? Yani bilemeyeceğim anne. Olmuyor. Ne diyen Hindi yani? Sen daha bekarsın. Pek bir şey değil ama insanlara bakarken anlattıklarını bildiğin için onların sıkıntısını biliyorsun zaten çoğu insanın. Yani tabii. Şimdi bekar olunca şey hayır, mi oluyor? Evlilik durumunu fazla şey edemezsin ama çünkü evli olan kişilerimiz anlatıyorlar. Mesela arkadaşı olanlar, ayrılmış olanlar anlatıyorlar. Benim Fatma'm geliyor bazı zaman. Ya niye evlendim o zaman kardeşim diyorum ya. Niye evlendin bu kadar şikayet edeceksin madem? Değil mi? Madem evlendiysen çekeceksin kusura bakma. Hele birisi var. Babası yalvardı, gel kızım yapma, etme, tutma diye yalvardı, adam yalvardı. Bundan sana adam olmaz dedi ama vermesi kaçacaktı kız, verdi mecburiyetten. Şimdi de oğlan onu küçümsüyormuş, kız şeyin eşine gelmiş, intiharın eşine gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyi kaba gürültüye gidiyorsan çekeceksin. Yani aileler istemiyorsa biraz düşünün çocuklarım. Çekecek yani. O adam yaşamış, görmüş. Tabii. Bir şey söylüyor ki, hissediyor ki bir şey söylüyor yani. Hissetmiş ki söylüyorsa. Ha, yoksa yapma. Senin turşunu vuracağından değil yani. O da mutlu olmanı ister canım benim. Evladım yani. Kötü olmasını istemez insan. Böyle kaba gürültüye gidiyorsan çekecek. Biz de söylüyoruz. Bak Fatma da söylüyor. Yapma, etme. Gerçekten çoğu zaman söylüyoruz. Tabii ki dinleyip dinlememek kişinin kendine kalmış bir şey. Yani. Özel açılımı yaptıranlardan bazıları, isim vermek istemiyorum. Ya yok, isime gerek. Diyor ki bana ya evli adam, sevgili, düşündüğü adam, sevgilisi adam evli, çocuk yapmak istiyor ben Fatma diyor. Şimdi ne diyeyim ben ona? Yapma diyorum, yapmak istiyorum. O zaman yap diyorum, ne diyeyim bana ne? Bana mı yapıvereceksin çocuğu? Kendin yapacaksın, kendin bakacaksın. Kendi kucağında kalacak, onun bilgi yok. Yani bana mı yapıvereceksin değil mi? Ben yapma diyorum. Dinlense kendine, dinlemesi kendine. Bir kadına dedim ki özel açılımda hırsızlığa uğrayacaksın, dikkat et, dolandırıcı olacaksın. İki gün sonra bana yazmış ya ben dolandırıldım dedim. Bir dinle, bir kulak as, şu kulağı as. Değil mi? Şimdi böyle kaba gürültüye giden birisi de çekecek yani. O dostlamaya gittiğin zaman katlanmak zorunda kalırsın. Yani ben bu konularda biraz katlarım dostum. O yüzden bana sormayın. Değil mi? Yani. Dostlarım neyse çok uzattık lafı. Yani bakım yaparken soruluyor mecbur. Terazi burçlarım. Neyseniz olsunuz. Yani neyi hissediyorsanız direkt löp bedek söylüyorsunuz. Evet. İçinizden ne geçiriyorsanız, ne hamle yapmak istiyorsanız ağzınızı açıveriyorsunuz herkese. Bunu yapmayın. Çünkü sizin önünüze ket vuran çok, kıskanan çok, evet. Gözler üzerinizde. Anlatabiliyor muyum? Sizin yapacaklarınızı bir başkası ağzından duydu mu hemen o yapmaya kalkıyor. O yüzden herkesi kendiniz gibi iyi zannetmeyin terazi burçları. Hedefinize ulaşmak için mantıklı hareket etmek zorundasınız. Kafanızı kullan dediğim bu. Şimdi bir atasözü var ama söylemek istemiyorum. Hayır, burada gitmez. Terazi burçları. Hayatınızda bir sessizlik, duraksama, bir yorgunluk var. Şey de söylersin, özel açılımda söylersin. Evet, evet. Dostlarım bu yorgunluk, siz kötü durumdasınız. Kafa olarak bitmişsiniz, vücut olarak bitmişsiniz. Tükenmişlik sendromu diye bir şey var dostlar. Yani inanmayabilirsiniz ama tükenir bazen bir insan. Anlatabiliyor muyum? İşte siz de terazi burçları tükenmişsiniz. Ben diye yap. Ben kartta çıkanı söyledim. Şu günlerde gerçekten bu sendrom yani salgın halinde. Evet. Bakın terazi burçları sıkıntılarınızı düşünmekten tükenmişsiniz. İyileşmek ve yenilenmek istiyorsunuz. Ama hayatındaki duraksama devam ediyor. Yapman gereken şu. Bu duraksama, bu sessizlik fırtına öncesi sessizliği. Bekle. Çünkü neden? Hayatında kısır döngü var. Ama bu kısır döngü bitecek. Bu da senin elinde. Bazı şeyleri farklı açılardan denemelisin, bakmalısın. Böyle yaparak değiştireceksin. Biraz kafanı kullan dedim, buydu aslında. Yoğun günlere hazır ol. Kısır döngü bitmek üzere. Tükendin ama bırakma kendini diyorum terazi burçları. Geçmişten gelen bir sıkıntınız var, unutamadığınız. Yani sizin hala kafanızı yoran,
üzüldüğünüz bir olaylar var. Özellikle de annenizden olabilir, maddi anlamda da olabilir. Bir sıkıntınız var diyorum. Hayatınızdan çıkarmanız gereken insanları çıkarın. Ölüm çıktı. Ölüm yeni bir başlangıçtır. Yeni bir sayfa açın hayatınızda. Biliyorum tıkandınız ama kısır döngü bittiğinde o fırtına öncesi sessizlik yaşandığında, o fırtına yaşandığında dimdik ayakta durmak zorundasınız. Dediğim gibi durmak zorundasınız. Çünkü sizin başka çareniz yok. İnsanların başka çaresi yok. Sen ayakta durmak zorundasın. Senin arkanda kimse yok. Ailen için, evlatların ha. için, eşin için ayakta durmak zorundasın canlarım. Evet. Yani şu... Erkek olsun, kadın olsun. Evet. Dediğim o. İnsanlar tek başına hayata geliyor. Tamam, anan baban, danan, efendim, döden her şey oluyor. Evet. Ama tek başına yaşıyorsun. O sıkıntıyı tek başına çekiyorsun. Kimse senin sıkıntını paylaşmaz. Senin yanına gelir, vah vah tüh tüh eder, evine gider, kahkahalar geberir. Ailenle paylaşın, ailenle. Kahkahadan geberir, anladın evet. mı? O yüzden kendi sıkıntını kendin çözmek zorundasın. Kimseye anlatmanı gerek yok. Evet. Aç, al bir bardak suyu, içine anlat, git sulu o çiçeğe. Mesela, anlatabiliyor muyum? O çiçek de kurusun. Kurusun, kurusun, yeni bir çiçek olur, ne yapalım yani? Kuş bu kadar şey... Saksı, toprak doldur onun içine dök. Ne için yapacak bir şey? O yüzden sizin sırrınızı, sizin düşüncelerinizi çalacak, yayacak insanlara gerek yok. Dikkat edin. Evet. Çok şanslısınız. Bunun farkına varın. Fırsatları çok kaçırıyorsunuz. Bakın fırsatları göremiyorsunuz. Ha, vah keşke ya şunu yapaydım. Bak nasıl olacaktı diyorsun. Ama fırsatları göremiyorsun. Biraz gözünü aç. Mantık burada çalışıyor. Anladın mı? Gözünü aç, kulağını aç. Bir etrafına bak. Anladın mı? Bu işte mantık. Budur. Diyorum dostlarım. Terazi burçları çok güzel haberler alacaksınız. Aşk, sevgi, mutluluk, ruhsal anlamda rahatlama, fırsatlar, güven gelecek hayatınıza. Dediğim gibi yorgunluğunuzun bitmesi gerekiyor. Bunu aşmanız lazım. Çok iyimsersiniz. Çok. İyimser olduğunuz için bura vurmuyor. Anlatabiliyor muyum? Kulağınızın arkası vurmuyor. Hep mi siz bıçaklanacaksınız yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz siz de bir şöyle gaddar oluverin ya. Etrafınıza gözünüzü açın. Gözünü aç, kafanı kullan. Dostlarım, terazi burçları. Hamilelik var. Hamile kalmak isteyenleriniz varsa, bebek bekleyenleriniz varsa bir hamilelik durumu söz konusu olabilir. Ha, hamilelik beklemeyenler de hamile olabilir. Tabii ki. Aniden olabilir. Evet. İyi olmasın. O yüzden dikkat edin. Dostlarım, terazi burçları özellikle söylüyorum bak. Bu gene kötü bir kart daha çıktı. İftiraya uğrayabilirsiniz. Hainliğe uğrayabilirsiniz. İhanete uğrayabilirsiniz. Özellikle de nefret ettiğiniz kişiler tarafından olabilir bu. Çok dikkat edin. Bakın çok dikkat edin diyorum size. Çok dikkat edin. Bu savaşı kaybetmek de kazanmak da senin elinde. Mantıklı hareket et. Bak. Mücadelene devam et. Kendini bırakma. Dikkatli ol. Özellikle söylüyorum. Terazi burçları çok eskide kalmış. Yani eskide kalmışsın. Fatma eskiden şöyleydi. Fatma böyleydi. Eski daha iyiydi. Veya eskide şunları yaşadım. Bunları gördüm. Diyerekten yeniyi kaçırıyorsun. Bir mezar taşında okudum. Diye yazdırmış ki kim vasiyet etmiş herhalde ona. Vasiyet etmiştir. Ha, ben geçmişi düşünerekten geleceğimi görmedim. Bakın benim halimi, ben şimdi neredeyim diye. Siz de ibret alın benden diye yazıyordu. Tam hatırlamıyorum ne yazdığını. Yarın düşünmekte. Ha, evet. Yarın diye. Yarın düşünmekten bugünü mü yaşayamadım ha, demiş. İşte böyleydi. İbret alın. Çekerim bir ara koyarım şeyi, topluluk kısmında ben bilgilendirmek istiyorum. Oraya koyarım. O yüzden şimdi de yaşa biraz. Vah vah keşke getirmiyor geriye. Senin önüne bakman lazım. Önüne bak ki artık o keşkeyi tekrar yaşama. Anlatabildim mi? Okey keşkelerim vardır. Herkesin var. Ama tabii. Yapacak bir şey yok. Gitti. Keşke dememek için yapmamak lazım ama o da yapılıyor. Oluyor galiba. Evet. Terazi burçları değişime ayak uydurmak zorundasın. Her şey değişiyor. İnsanlar değişiyor. Oturduğumuz koltuk bile değişiyor. Bırak battaniye, yastık kılıfı bile değişiyor. Kirleniyor. Aynen öyle. Arada bir değiştirmek lazım. Çiçekler bile ölüyor, yerine yenisi çıkıyor. Değişiyor. Evet. Sen de değişmek zorundasın.
Yoksa sen kafayı yemek üzeresin. Dikkatli ol. Diyorum. Dostlarım, çünkü ilahi adalet benim için tecelli etmiyor mu Fatma diyorsun. Anladın mı? Bunun yüzünden kafayı yemek üzeresin. Ama bekle, ilahi adalet tecelli edecek. Ama daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Bunu sen göreceksin. Ama daha henüz şartlar olgunlaşmamış. Bir hamle yapma, bekle. Zaten hayatın tıkanık, daha da mahvetme. Bir hastalık geçirebilirsin. Çok dikkatli ol. Özellikle sıcaklarda dışarı çıkma. Çünkü güneş adamı mahveder. Valla ben denedim, mahvoldum. Size tavsiye etmiyorum. Sakın dışarı çıkmayın. Bir şeylere farklı açılardan bakmayı deneyin lütfen. Aslında göründüğü gibi değil, o anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunu açarım. Bak, aç dedi, bir şey açarım. Terazi burçları özellikle bak lütfen söylüyorum. Ben söylüyorsam bir şey vardır demek ki diyorum. Çok dikkatli olun. Şimdi katina falınıza bakalım. İki kart orada gördüm. Düştü oraya. Bakalım. Sinsilik yapmak isteyen, her an size saldırmak için uygun zamanı kollayan, size kötülük yapma isteği besleyen, ihanet etmek için bekleyen, aldatmak için bekleyen insanlar var etrafınızda. Terazi burçları, etrafınızdaki insanlara dikkat edin, sırtınızı yaslamayın. Anladınız mı? Dikkatli olun. Uzun bir yaşlılık döneminiz gözüküyor terazi burçları. Ama siz böyle insanlarla kafayı yemek üzeresiniz. O yüzden yani nasıl kolumuz bacağımız kırılıyor, bir terapiste gidiyor şeye, bir şeye gidiyorsak doktora, bir terapiste gidebilirsiniz. Kafanızı kurcuklayan şeyler var. Dediğim gibi yasak ilişki özellikle. Yapsam mı yapmasam mı sevgili gibi bir şey var aklınızda, anladın mı? Bir kendinizi baştan çıkarmak var. Sevgililik düşünüyorsunuz bir başkasıyla. Yasak ilişki çıktı. Dikkat edin. Çünkü neden dikkat edin diyorum. Bu yasak ilişkiyi zaten düşünüyorsun. Ama bu yasak ilişki ortaya çıkacak. Sen zarar göreceksin. O yüzden söylüyorum dikkat et diye. Anladın mı? Hem de güzel birisi. Evet. Yasak ilişki yaşayacağın kişi zengin, varlıklı birisi. Yani gerçekten belki sana teklif etmiş olabilir. Sana bir açılma falan olmuş olabilir. O yüzden söylüyorum dikkatli ol. Çünkü zengin birisi. Olaylar yaşayacaksın. Dediğim gibi bu kötü sonuçlanacak dedim ya. Senin lehine sonuçlanacak. Kötü olacak ama lehine olacak. Yaşanan sıkıntıların çözümleneceği. Ama sıkıntıyı yaşamamak önemli. Yaşadıktan sonra çözülsen olacak. Kaybetmeyi göze al. Ondan sonra. Yaşamadan bunu önüne geçmek. Yaşadıktan sen zarar gördükten sonra tabii. Önemli değil gerisin. Ruhen yıpranmış, bedenen yıpranmış olacaksın hayatım. Yani aslında soğukkanlı birisiniz. Sizin de kalbinizi kazanmak zor. Şefkatli, fedakarsın, güzel ruhlusun, aşık olunası birisin. Ama bazı konularda bencillik yapıyorsun, kendini seviyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Paraya ve lükse önem veriyorsun. Dikkatli ol. Hayatında sürpriz gelişmeler var. Bu yasak ilişki yaşayacak, yaşamak istediğin kişi de olabilir. Yani bir yasak ilişki var. Eğer yasak ilişki yaşayacaksa tamam, duygularınız karşılıklı. Ama sonu yok. Anladın mı? Sonu yok. Tabii. Yeni başlayacak ilişki çıktı çünkü. Bir sevgililik olacak. Bak o garanti. Ama sonu yok ve kötü sonuçlanacak. Dikkatli ol. Aslında yıldız gibi parlayabilecek yetenekli insan mısınız? Anlatabiliyor muyum? Sevdiğin kişiyle kazanıyorsun ama o sevdiğin kişi senin için hayırlı bir kişi mi? Önemli olan o. Seni sevene bakacaksın. Seni evet. Sevdiğine değil canım benim. Etrafındaki insanlara, terazi burçları çok dikkat et. Hı hı. Gerçekten sırf kötü insanlar, gerçekten hiç mi? Ya bakın, bu sizin suçunuz değil biliyor musunuz? Sizin iyi niyetinizden kaynaklı.
Bir de hem cinsi hem cins kıskanıyor ha, ya. Hayır, etrafında hep kötülük yapmak isteyenler dolu ya. Yani. Bazen iyi niyetini suistimal eden o kadar çok insan tabii, var ki. Tabii, o da var, doğrusu. Sen ne kadar iyi olursan inan seni sırtından bıçaklayacak çok insan var. O kadar çok zarar görüyorsun, gerçekten. Yani şöyle deme Fatma, ben mi kötüyüm acaba da kötü insanları seçiyorum hayatıma deme. Karaktersiz insan her yerde var. Doğru. Anladın mı? Kendinde değil ama senin çok dikkatli olman lazım Terazi Burcu. Başka sen ne kadar iyi olsan seni kullanmaya kalkıyorlar. Oradan kötülük oluyor işte. Dişil enerji kartlarınızı bir bakalım Terazi Burçları. Hiçbirinizin üzülmesini, kırılmasını asla istemem. Asla. Çünkü bazılarınız benden yaşça büyüksünüz. Tabii ki. Zaten yeter üzülmüşüm şimdiye kadar. Şimdiden sonra ne edeceksin üzülüp de ya? Yeter. Çekmedin mi sen zaten? Boş ver gitsin. Zor ama yapabilirsin. Terazi burçları, kendini inançların boğucu sınırlarına hapsetme, yeni şeylere açık ol. Değil mi? Kafayı biraz değiştir. Sen değişime uyuk uyduramıyorsun. Yeni şeylere biraz açık ol ya. Gözünü aç. Kapatma kendini. Etrafına bak, dışarı çıktığında bak insanlara. Ben de öyleyimdir mesela. Yolda şöyle yürürüm. Böyle. Bak. Anlat gözlerini. Böyle yürürüm. Yolda böyle yürürüm. Şöyle etrafıma bakıveren demem. Yanımdan tanıdıklarım geçer. Geçtikten sonra bana mesaj atıyor. Hey Fatma sen beni görmedin. Ya sen beni tanımıyor musun? Ben yolda yürürken etrafıma bakmıyorum mesela. Yani. Ama hata ediyorum. Bakmak lazım değil mi? Etrafıma bakacaksınız. Etrafımı görmeye çalışacaksınız. Geçen gün yürüyüşten geliyorum. Yanımdan hırsız geçti. Ama öyle bir jet hızlandı ki. Ya bir saniye yerine düşündüm. Çelmeyi taksam mı diye. Ama korktum. Neden? Yanında bıçak olur, silah olur, kalkar bana bir tane saplar, bir tane sıkar, aha başıma al belayı bir tane çanta yüzünde. Anladın mı? O yüzden korktuğum için yanımdan zaten o kadar çok hızlı geçti ki saniye sürmedi. O yüzden diyorum gözünüzü açın etrafa karşı. Sen kendini kenara çekil zarar görme. Evet. O da geç. Onu mutlaka yakalayan olur zaten. Vardı koştular arkasından. Ay yani şurada yakalamışlar. Ama var ya eli elime çarp dursun. Nasıl hızlı geçti inanamazsın. Pazarda neydi öyle seni kenara çekmesem tependen atlayacaktı ya. Ya pazarda hırsızlık nedir ya? Çok yanlış bir yer bence orası. Nasıl tezgahların üstünden atlıyor Allah'ım. Adam benim üstüme düşecekti annem çekmese. Nasıl bunu böyle çektim kenara. Ondan sonra bunu yıkacaktı canım. Çarpınca yıkar seni yemin olsun. Öküz gibi geliyordu üstüme manyak herif. Ama ileride yakaladılar. Evet. Ya pazarda hırsızlık mı organç mı? Zaten tıklım tıklım. Bizim salı pazar var. İnsan... Bırak yan yana yürüyemiyor salı pazarında. Tezgah üstünden koşuyor kızım görmedin mi? İnsan içinden değil tezgahın üstünden koşuyor. Bir o tezgahı bir o tezgahı aklım maymun gibi. Tövbe estağfurullah. Evet canlarım terazi burçları. Her yana gökkuşağı gibi renk yayıyorsun. Bunu yapma. Herkes bak geçen gün abime de bir fal bakıverdim. Aynı şeyi onda söyledim. Dedim ki ne? Her yöne gökkuşağı gibi ışık yayıyorsun. Yapma bunu. Herkese hak ettiği gibi davranacaksın. Sana kötülük yapıyorsa ilişini kes. Ona iyi davranma veya görmezden gelme. Bu sana zarar. Sen üstünü, sen busun tamam mı? Bak koydun. Birinci hata yaptın koydun. İkinci hata yaptın sustun. Görmedin. Görmedin bak ne oluyor bak. Gördün mü? Görmedin. Bak görmedin. Şişiyorum. Ezildin. Anladın mı? Sen kendini ezeceğine... Karşıdakine ilişiğini kes. Bu kadar net. Herkese hak ettiği gibi davranacağım bu hayatta. Maalesef ki bu böyle. Maalesef ki böyle. Evet değil ama şimdi böyle oluyor. İnsanlar, bazı insanlar tenzih ediyorum. Sevgiden anlamıyor, saygıdan anlamıyor. İyi niyetten anlamıyor. İyi konuşmaktan anlamıyor. İyi davranmaktan anlamıyor. Anladın mı? Çünkü ona hayatı boyunca hep kötü davranılmış, hep kötü. O da kötü olmuş. Kötü insanı değiştiremezsin. Belki de içinden geliyordur öyle ya. Evet. Sen değişir insanı istese ama... Hayır, kötü insanı değiştiremezsin. Kötüyse o kişiyi değiştiremezsin. Çünkü kötülük yapma isteği fışkırır içinde. Tabii doğru. Sen ona güzel konuşursun. Bunu bir üzeyim. O gelir içinden. Evet, bir şey yüzden... üzmenin yolunu bulur. Herkese hak ettiği gibi davranın. Terazi burçları. Hepinizi çok severim zaten biliyorsunuz. Ben kendime güveniyorum ve sen de her zaman bana güvenebilirsin diyorsun. Sen sırtını bir başkasını yaslayamıyorsun ama herkes sana yaslanıyor. Anladın mı?
Sen iyisin çünkü. Sen onların arkasına duracağını biliyorlar. Ama sen neden bir başkasına yaslanamıyorsun? Bunu düşün. Çıklancını düşünürsün. İşte. Ben yapamazsın. O yüzden diyorum, herkese hak ettiği gibi davran. İşte o zaman sana yaslananlar var mı yanında hala daha, ona bak. Anladın mı? Bak, benim bir arkadaşım vardır Cemile'cim, canım benim. Yeri gelir kavga ederiz, yeri gelir birbirimize laf söyleriz. Hiç daha kırılmadı, üzülmedi canım arkadaşım. Değil mi anne? Evet, iyi bir kızdır. Çok iyidir. Allah huzur versin, mutluluk versin. Gönlüne göre versin. Hiç daha şey yapmaz. Fatma, ben seni biliyorum, sen beni biliyorsun der. Hep doğar abi. Ben unutuyorum çünkü arabayı. Annem de sen valla arkadaş edinilecek insan değilsin diyor. Doğru. Ya. Ben de değilim ha. Arkadaş dediğin zaman araman gerekir. Evet. Ama bazıları gibi de senin derdin beni ilgilendirmez demiyor yani. Evet. Bazı arkadaşlar da senin derdin beni ilgilendirmez diyor. Sana mı üzüleyim? Kendim derdim var diyor. Ha, işte arkadaş dediğin birbirini dinlemektir. Evet. Arkadaş dediğin birbirinin derdine, sıkıntısına ortak olmak demek değil, demektir. Evet. Benimki, benimki, benimki demeyeceksin. Evet. Birden diyaloğu kesiverler, arar durursun işte öyle. Evet. Dostlarım, terazi burçları, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Aşırı uçlardan hareket etmekten kaçının. Çünkü aşırı uçlarda hareket ediyorsunuz. Düşünce tam düşüyorsunuz, dibine kadar iniyorsun. Yükselince tam yükseliyorsun. Artık seni tutabilene diyorum. Bu seni yıpratıyor. Evet. Zikzaklı bir iniş çıkışın var. Yani şöyle değil. Zank 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 zank. Anladın mı? Sabah iyiyse akşam iptesin. Böylesin. Bunu yapma çünkü seni yıpratıyor, yoruyor. Kırıyor, tüketiyor. Anladın mı? Evet, terazi burçlarım. Canlarım. Bir sürü çıkıyor kız. Olur mu dedin epeydir ha? Evet, saygınladın değil mi? Vallahi çok sık. Bayan olaydın. Terazi burçlarına çok sıklıkla tarot bakmıyorum. Neden ben de bilmiyorum ama çoğunlukla çıkmıyor beybilerim. Ama müsaitlik oldukça bakıyorum. Canınızı sıkmayın. Her şey olacağı yere varır. Üzülseniz de olacağı yere varacak. Üzülmeseniz de aynı yere varacak. İş. O yüzden üzülmemeyi tercih edin. Öyle. Canlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün terazi burçları özel tarot falımızı, katine falımızı ve dişil enerji falımızı açtık. Umarım beğenirsiniz. Bizim videolarımızın devamı gelebilmesi için bizi teşvik ederseniz çok güzel olur. Yani abone olup bildirim zilini açarsanız çok güzel olur. Özel açılım yapıyoruz. Ücretlidir özel açılımlarımız. Yorumlar kısmında bana yazarsan hemen iletişime geçiyorum seninle. Diyorum, canınızı sıkmayın. Hepinizi çok seviyorum ve söz annemi bırakıyorum. Canlarım, üzdüysen kırdıysa kusura bakma, üzme, üzülmen. Evet, üzülmen. Doğruyu söyleyen her zaman üzermiş birazcık ama düşündüğünüz yani, doğru olduğunu bilirsiniz. Canlarım, ufaklarımız abonelerimize ve abone olacak kişilerimize evet huzur getirsin. Amin. Yani doğru yolu göstersin. Ki bir 10 dakika düşünürlerse, doğru hani iyisini bana evren, kötüsünü sen al evren derlerse daha güzel olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizler sizleri çok seviyoruz. Siz de kendinizi sevin. Hoşça kalın.